Herkese merhabalar. Bu videoda Emek Elektrik şirketinin incelemesini yapacağım. Öncelikle bilançolarını gözden geçireceğiz. Daha sonra grafiğine bakıp fiyat hareketleri neler yapabilir? Bununla ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz hafta içi her gün 3 şirketin incelemesini yapıp sizlerle paylaşıyorum. Bu 3 şirketi sizlerden gelen talepler doğrultusunda belirliyorum. O yüzden bundan sonraki videolarda hangi şirketlerin incelenmesini istiyorsanız lütfen videonun yorumlar kısmına yazınız. Benim bu şirkette hiçbir pozisyonum yok. Ben pozisyon taşıdığım şirketleri ve varlıkları katıl abonelerine özel portföy yönetiyorum bölümünde açıklıyorum. Daha fazla istifade etmek isteyenler oraya katılabilirler. Şimdi Türk Lirası bazlı 10 çeyreklik olarak bilançoların seyrine baktığımızda satışların bir önceki yıla göre düştüğünü görüyoruz. Enflasyon muhasebesi uygulanmış iki bilançoyu karşılaştırıyoruz. Aynı şekilde faaliyet karının da bir önceki yıl bilançosuna göre düştüğünü, hatta faaliyet tarafında zarar yazdığını görüyoruz şirketin. Bu negatif bir görüntü. Net kar tarafında bu şirket aslında geçen yıl enflasyon muhasebesi uygulandığı zaman zarar eden bir şirketmiş. Fakat bu yıl küçük de olsa bir kâra geçmiş. Burası pozitif. Fakat ben faaliyet kârı tarafını daha çok önemsiyorum. Şirketlerin ana faaliyetlerinden ettiği kârlar daha önemli. Net kâr tarafındaki yatırım faaliyetlerinden, değerlemelerden ya da işte vergi gelir giderlerinden ekstra gelirler olabiliyor. Burası benim için o yüzden çok önemli değil. Asıl faaliyet kârı, şirketin ana faaliyetlerinden ettiği kar daha önemli ve maalesef burada bu şirkette negatif bir görüntü görüyoruz faaliyet kârı tarafında. Fiili dolaşım oranı %71,09. Ben halka açıklık oranı 15 ile 40 arasındaki şirketlerin güvenli bölgede olduğunu düşünüyorum. Bu şirketin halka açıklık oranı bana biraz yüksek geldi. Tabii ki kısa vadede al satlar yapılabilir ama uzun vade için bu halka açıklık oranı benim için yüksek diyebilirim. Çarpanlarına baktığım zaman çok yüksek çarpanlarla işlem gören bir şirket olduğunu görüyorum. Yani sanki piyasa hak ettiği değerin çok üzerinde bir fiyatlama yapıyor gibi hissettim bu çarpanlarla birlikte. Şirket bilgilerine baktığımız zaman Kontrolmatik Teknoloji sermayedeki payı %19,41, oy hakkı oranı %19,41. Sami Aslanhan sermayedeki payı %6,40, oy hakkı oranı %6,40. Halka açık kısım diğer dediğimiz alanın içerisinde sermayedeki payı %74,19, oy hakkı oranı %74,19. Eşit ve adil bir ortaklık yapısına sahip. Fakat halka açıklık oranının çok yüksek olması kafalarda bir soru işareti oluşturuyor. Sermaye artırımı ve temettülere baktığımız zaman şirket 2018 yılından beri temettü ödemiyor. Dolayısıyla temettü yatırımcılarının ilgisini çekebilecek bir şirket değil. Sermaye artırımlarında en son 2023 yılının Aralık ayında, yani çok yakın bir geçmişte bedelli sermaye artırımı yapmış. Daha önce de bedelli sermaye artırımı yapmış. Yaklaşık 3 yıl önce 2021 yılında da bedelli sermaye artırımı yaparak sermayesini güçlendirmiş. Bu gayet güzel bir durum. Sermayesini güçlendirmiş olması geleceğe yönelik daha güvenle ilerlediğini gösteriyor. Ve yakın geçmişte sermaye artırımı yaptığı için yakın gelecekte tekrar bir sermaye artırımı ihtiyacı hissetmeyebilir. Yani en az 1-2 yıl boyunca daha bu şirket sermaye artırımı yapmadan ilerleyebilir diye düşünmek gerekir. Fon pozisyonlarına baktığımızda hiçbir fonun yatırımcı olmadığını görüyoruz bu şirkette. Birçok yatırım fonumuz varken neden hiçbirisi bu şirketi yatırım yapmaya uygun görmemişler, portföylerine eklememişler? Kafamızda bir soru işareti oluşturmalı. Yeni iş ilişkileri kısmında şirket en son 27 Mart 2024 tarihinde yeni iş ilişkisi açıklamış. Ondan önce 6 Mart'ta, 27 Şubat'ta ve 20 Aralık'ta belli aralıklarla yeni iş ilişkisi açıklayan bir şirket. Bu yeni iş ilişkileri belki şirketin büyümesine de katkı sağlıyordur ama asıl önemli nokta yatırımcı ilişkisini, yatırımcı algısını canlı tuttuğu için daha pozitif bir hisse fiyatlamasına neden olabiliyor bu yeni iş ilişkisi açıklayan şirketler. O anlamda da pozitif bir durum. Yani belli aralıklarla ayda bir, 2 ayda bir yeni iş ilişkisi açıklayan bir şirket olması da yatırımcı ilgisini canlı tutması nedeniyle pozitif olarak değerlendirilebilir. Karlılık oranlarına bakalım. Brüt kar marjı %24,50. Bir önceki yıla enflasyon muhasebesine uygulanmış bilançoda %19,69'muş. Brüt kar marjının artmış olması gayet güzel bir durum. Faaliyet karı marjı %3,25. Çok düşük kar marjıyla çalışan bir şirket görüyoruz. Bir önceki yıl %4,38'miş enflasyon muhasebesi uygulanmış bilançoda ve faaliyet kârı marjının düşmesi de negatif bir durum diyebiliriz. Öz kaynak kârlılığı son dönemde artıyor görüntüde fakat hala negatif. Yine de artıyor olması da bir pozitif durum diyebiliriz. Yani sanki dipten dönüş görüntüsü var.
Şirketin borçluluk tarafına baktığımızda borçların da azaltmış olduğunu görüyoruz. Bu da gayet güzel bir durum. Yani borç bir önceki dönemlerde daha borçluymuş. Yapılan bedelli sermaye arttırımı büyük ihtimalle borçların kapatılması için kullanılacak bir kaynak olarak değerlendirildi ve bu da pozitif yansımış gibi görünüyor borçluluk durumuna. Bu finansman maliyetinin arttığı bu ortamda borçların azalması gayet güzel. Yani borçluluğu rahatsız edici boyutta değil şirketin diyebiliriz en son bilançosuna göre. Şöyle bakalım aşağıya doğru. Evet, serbest nakit akışlarında negatiflikler var. Şimdi bir de grafiğine bakalım. Tabii ki fiyatla değer arasındaki bağlantı kopmuş durumda. Yani şirketin fiyatı adil değerinin ya da benim hesapladığım içsel değerinin çok üzerine çıkmış durumda. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Bu bölgelerde ben fiyatın çok pahalı olduğunu düşünüyorum. Bir düzeltme evresinde şu bölgeleri çok böyle hızlı geçmiş gördüğünüz gibi. Yani grafikte bu bölgelerin biraz dolması daha mantıklı olabilir uzun vade için baktığımızda. 7.54 seviyesi eğer gelir ise bir alım fırsatı olur. Onun haricinde ben bu tarz şirketlerde bu kadar yüksek fiyatlardan kendi adıma alıcı olmaktan çekinirim. Bu kadar büyük bir düzeltmeyi de hemen yapacak mı? 7.54 seviyesine gelecek mi? Sanmıyorum. Yani buraya da hemen gelmeyecektir. Büyük bir zaman geçecektir belki ve arada oluşacak yeni bilançolarla birlikte belki 7.54'e gelmeden güzel bir bilançoyu açıklayarak yukarıya da gidebilir. Yani burada bilançoları takip etmek daha doğru olacaktır. Teknik analiz olarak bakarsak ben 7.54 gelmediği sürece bu grafikte alım yapmam. Ama 7.54 gelmeden daha iyi bilançolar açıklayarak yukarıya doğru tekrar bir hareket yapabilir şirket. Bir de dolar bazlı bakalım. Oradaki görüntüyü bir de görüşelim. Şu anda dolar bazlı grafiği açtığımızda dolar bazlı grafikte de bir düzeltme evresinde olduğumuzu görüyoruz. Yani yine çok yüksek bir sıçrama olmuş. Ondan sonra da bir düzeltme evresinde. Bu düzeltme evresinde daha önce bu bölgelerden atak yapmış, tepki almış küçük de olsa ama artık tekrar gelmiş ve büyük ihtimalle burayı kıracak görüntüsünde. Aşağıya inebileceği değer bir önceki yukarıya çıkarken kırmakta zorlandığı bölge olabilir. Yani 0.39 dolar seviyesine gelebilir. Burayı retest edebilir. Bu küçük çaplı bir alım fırsatı olabilir görüntüsü veriyor bu grafik. Yani 0.39 dolar seviyesi bir kademe alım için uygun. İkinci kademe alım için de 0.24 dolar seviyesi eğer gelir ise güzel bir fırsat olur. Yani alım fırsatı olarak değerlendirebileceğim değer 0.24 dolar seviyesi olur. O fırsat oluşur mu oluşmaz mı şimdiden bilmek zor. Ancak oluşur ise yani bu değer yaşanır ise bir alım fırsatı olur 0.24 dolar seviyesi. Şu anki gidişat bir düzeltme evresinde olduğu aşağıya doğru gideceği yönünde güzel bir bilanço, güzel bir haber açıklamadığı sürece bu gidişatın devam etmesi beklenir. Fakat çok hızlı değil. Yine bu şekilde yavaş yavaş işte yukarıya doğru ataklar yapa yapa bir aşağıya doğru düzeltme evresi en sonunda da artık yukarıya doğru tekrar güzel bilançolarla, güzel haberlerle yukarıya doğru atağın başlaması beklenir orta uzun vadede. Umarım faydalı olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize güzel bir gün diliyorum.